Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüsü değerli izleyicileri. Çocuğa dair her şey başlığında yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün çocukların amansız süreçlerinin etkin tedavi yöntemi kemik iliği naklini konuşacağız. Kemik iliği nakli ile ilgili olarak gene Ege Üniversitesi'nin değerli bir öğretim üyesi aramızda Sayın Profesör Doktor Serap Aksoylar. Serap hoş geldin. Hoş bulduk. Serap çocuk hematoloji ve onkoloji bilim dalının öğretim üyesi, yani çocukların kan hastalıkları ve kanser süreçlerini tedavi eden özel bir bilim dalının öğretim üyesi ve Türkiye'de bu konuda çok deneyimli hekimlerden birisi. İlk sorumu Serap'a şöyle yönlendiriyorum. Serap, kemik iliği nakli nedir? Biz Ege Üniversitesi televizyonunda işte karaciğer nakli, böbrek nakli, kalp nakli, böyle organ nakilleriyle ilgili Orkan'la beraber çocuk cerrahisi öğretim üyesi çok sayıda program yaptık. Kemik iliği nakli ile ilgili ben ilk defa bir program yapacağım. Hı hı. Ve kemik iliği nakli nedir? Diğer karaciğer böbrek nakillerinden onu ayıran özellikleri nelerdir? İlk böyle başlayalım. Hı. Söz senin. Teşekkür ederim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için. Keyifli. Şimdi tabii bir organ nakli değil aslında kemik iliği nakli, bir hücre nakli. Hücre nakli. Burada nakledilen hücre aslında kemik iliği de değil, kök hücre dediğimiz bir hücre. Ne demek kök hücre? Şimdi şöyle ki bir kan, hepimizin kemik iliğinde doğumdan gelen belli sayıda kan kök hücreleri var. Ana hücreler diyelim. Ana hücreler diyelim. Bu ana hücreler normalde bizim bütün kan hücrelerimizi doğuruyorlar. Hmm. Yani onların çoğalmasıyla, doğurmasıyla bütün kan profilimiz ortaya çıkıyor. Bütün kan hücrelerimiz ortaya çıkıyor. Yani işte kırmızı kan hücreleri, beyaz kırmızı kan hücreleri, pıhtılaşmayız. Bunların hepsi, evet, o ana kök hücreden çıkıyor. Ana kan kök hücresinden çıkıyor ve bu ana kök hücreler normalde doğumdan itibaren bizim kemik iliğimizde belli sayılarda, bize yetecek sayılarda bol bol var. Belli bir kısmı devreye giriyor, kullanılıyor. Bir kısmı yedekte hep bekliyor. Zamanı geldiğinde, kan yapımına ihtiyaç olduğunda devreye girerek, doğurarak kan hücrelerimizi oluşturuyorlar. İşte bizim aslında kök hücre nakli dediğimiz olayda bu sağlıklı bir insana ait bu kan kök hücresi o kişiden alınıyor. Hasta olan kişinin kemik iliğine yerleştiriliyor. Nasıl kemik iliğine yerleştiriliyor? Ameliyatla mı? Ameliyatla yerleştiriliyor ama sonuçta oraya yerleşir de orada o kendisi gene bildiği işi yaparsa, yani doğurarak kanı oluşturursa ne yapmış oluyor? Hastanın kemik iliğinde bir başkasına ait bir kan yapımı sağlamış oluyoruz. Şimdi hücre naklediyoruz. Kanla ilgili bir hücre naklediyoruz. Hastanın damarından bunu alıyoruz ve öbür hastaya damar yoluyla veriyoruz. Öyle bu da değil. Değil. Tabii teknikler biraz farklı. Çünkü normalde bu hücreler bizim kemik iliğimizde kendi yerleri var, koltukları var. Oralarda oturuyorlar, tamam, bekliyorlar. Oradan onu ya kemik iliğine girerek almak gerekiyor ki bu işlemi işte ameliyathanede, anestezi altında, biliyorsunuz ilikten zengin kemiklerimiz var bizim. Kemik iliği kemiğin içinde oluyor. Evet. Özellikle leğen kemiğini kullanarak, iğne batırarak diyelim leğen kemiğine. Tamam. Oradan az az hücre çekerek onları koltuğundan kaldırıyoruz. Bu bir yöntemimiz. İkinci bir yöntemimiz var bunları almak için. Bunda da normalde onlar kemik iliğinde yerleşikler. Önce bir rahatlarını bozuyoruz. İlaç kullanarak onları, o hücreleri dolaşan kana çıkmalarını sağlıyoruz. Ha, koltuklarından kaldırıyorsunuz. Kaldırıyoruz. Biraz yürüyüşe geçiriyoruz. Ve o seyahat sırasında da bizim aferez cihazı dediğimiz özel cihazlarla damardan alabiliyoruz. Bu da ikinci yöntemimiz. Bu şekilde aldığımız hücreleri normalde biz damardan veriyoruz. Yani dolaşan kana veriyoruz. Dolaşan kana veriyoruz. Karaciğer böbrek naklindeki gibi yerine yerleştirip dikmiyoruz. Ama o hücrelerin kendince özellikleri var. Nereye gidip yerleşeceklerini, hangi koltuğa oturacaklarını biliyorlar. Hmm. Evet.
Yani aslında kök hücre nakli dediğimiz şey bu. Bir hasta ama biz insan... yıllardır kemik iliği nakli olarak bunu evet. biliyoruz. Şimdi sen hücre nakli ve özellikle de kök hücre nakli olduğunu evet. söylüyorsun. Peki bizim terminolojimize, yani bizim günlük pratiğimize niye bu kemik iliği nakli olarak kaldı veya böyle girdi? Çünkü ilk bu kök hücrelerin alındığı yer kemik iliği. Hala da kemik iliğinden çok sayıda alıyoruz onu. Yani kemik iliğinden iğne batırarak o hücreyi topluyoruz. Onun için yıllarca uygulanan bu şekli, ilk kullanılan şekli olduğu için kemik iliği nakli deniyor. Ama artık biz tarihi kök hücreyi periferik dolaşan kandan da topluyoruz. Bebeklerin doğan kordon kanında da var. Oradan da elde edebiliyoruz. Onun için artık hani kemik iliği nakli demeyi çok tercih etmiyoruz. Kök hücre nakli diyoruz. Kök hücre nakli diyoruz. Tamam, hücre nakli diyoruz. Yani organ nakletmiyoruz. Peki bu tedavi yöntemi dünyada kaç yıllık bir tedavi yöntemi? Yani bu aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir insanın kemik iliği çalışmıyor mesela. Ve de kan üretemiyor hiç. Yani dünyada kaç yıldır uygulanıyor? Yani ilk öyle bir hastada 50'li yıllarda. Ya biz hani öyle bir fikir doğmuş. Acaba bir başkasına ait kemik iliğini alsak da ondan sonra... Hep bu fikirler ile... İkinci Dünya Savaşı yıllarında evet, doğmuş yalnız. Aynen öyle. Çünkü İkinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılan... İnsanların üzerinde çok deney yapıldı. Radyasyon için. Yani atom bombaları evet deneylerden sonra özellikle bu kemik iliği çalışmaması durumu ortaya çıkınca denenmiş. Fakat başarılı olmamış. Ta ki ne zamanlara kadar? 60'lı yıllarda bizim doku tipi dediğimiz hepimizin kendimize kişisel... kişiliğimize özgü bazı maddeleri, proteinleri taşıyoruz. Bizim kişiliğimizi belirliyor. Onlar belirleninceye kadar doku tipi dediğimiz. Daha sonra doku tipi olayı belirlendikten sonra tabii işte doku tipi uyumuna dikkat edilerek yapılan kemik iliği nakilleri. İlaçlar da gelişti tabii bu arada. Tabii ki ilaçlar gelişti ama şöyle söyleyeyim. 70'li yıllarda ilk başarılı nakil yapılmış. Yaklaşık 80'li yılların sonundan beri de bir tedavi yöntemi olarak bütün dünyada ve Türkiye'de etkili. Kullanılmakta. O zaman hemen hemen böbrek nakli belki çok erken ama karaciğer, kalp, ince bağırsak yani bu özellikli organların nakilleriyle hemen hemen aynı yaşta. Yani bir 25-30 yıllık dünyada evet. uygulanabilir bir tedavi yöntemi. Peki bu kemik iliği naklini biz kimlere yapıyoruz? Hani karaciğer naklini sirozlulara, böbrek naklini böbrek yetmezliği olanlara yapıyoruz. Evet. Burada da kemik iliği yetmezliği olanlar mı var? Kimlere yapıyoruz? Kimler fayda görüyor? Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer kemik iliğiyle ilgili, kan hücreleriyle ilgili bir bozukluk varsa hani bir herkes yani bozukluğu olan herkes bu tedaviden aslında fayda görebilir. Biz bu bozuklukları aslında iki temel grupta topluyoruz. Yani bunlardan bir tanesi üretilen kemik iliği kişinin bozuk üretiliyor olabilir ya da üretilmiyor olabilir. Üretilmiyor olabilir. Üretilmiyor olsun. Bazen çocuklar bir viral enfeksiyon geçiriyor veyahut da çok ağır bir enfeksiyon. Onun arkasından pat diye kemik iliği hücreleri çok azalıyor, susuyor. Evet, yani birden yetmezliğe giriyor. Birden kemik iliği çalışmayan bir kemik iliği varsa eğer ortada çalışmayanın yerine çalışan yeni sağlıklı bir hücreyi getirip yerleştirmek problemi çözüyor. Veyahut da doğumsal olarak kemik kan yapılıyor ama hatalı yapılıyor. İşte Akdeniz anemisi türü evet. hastalıklarda olduğu gibi. Ailevi Akdeniz anemisi. Ailevi Akdeniz anemisinde olduğu gibi. Veyahut da bazı doğumsal bağışıklık sistemi yetersizliklerinde olduğu gibi. Yani kan üretiliyor fakat yapılıyor. Kan hücreleri tabii ki aynı zamanda bağışıklık sistemimizin hücrelerini de oluşturuyor. Ama doğumsal o hücreler sağlıklı çalışmıyorlar. Onun için görev yapmıyorlar. Onun için de belki o çocukların yaşaması mümkün olmuyor o hastalık. Genellikle yaşamıyorlardı bunlar yani. Yaşamıyorlar. Son yıllara kadar. Aynen öyle. Böyle bir durumda sağlıklı bir insanın kanı yapması sağlanabilirse o vücut içerisinde o hastalıklı kısım bypass yapılmış oluyor. Atlanmış oluyor yani. Bir de ikinci önemli bir grubumuz ikinci var. İkinci önemli bir grubumuz var. Kan kanseri ya da lösemiler dediğimiz grup. Burada mekanizma yalnız biraz daha farklı. Aslında tamamen farklı mekanizma, işe yarama mekanizması kök hücre naklinin. Hı hı. Normalde hani ilk başlanırken denmiş ki hani bu kemik iliği de kemik iliğinin bir kanseri bu. Hani bunu yok edelim biz yerine yenisini yerleştirelim. Hani bunu tedavi ederiz. Öyle başlanmış kök hücre nakli yapılmaya ama sonra görülmüş ki aslında işe yarama mekanizması böyle değil. Normalde biz kök hücre nakliyle birer
hastadaki tümör hücrelerine karşı tek tek savaşan asker yerleştirmiş oluyoruz kök hücre nakliyle vücuda. Ne demek bu? Ne demek? Biz eğer vücudumuzda bir başkasına ait kan ve yeni bağışıklık sistemi oluşturursak eğer, o hücreler, başkasına ait hücreler, sağlıklı hücreler bizim tümör hücrelerimizi, lösemi hücrelerimizi kendinden farklı gördüğü için onlara karşı mücadele eder. Onun içinde kök hücre nakli, siz başka tedavilerle hastalığı azaltırsınız ama vücutta çok az miktarda kaldığını bilirsiniz tümör hücresinin ve ürkersiniz. Bir süre sonra tekrarlayacak bu. Bu hücreler artacak diye. İşte o az miktardaki tümör hücrelerine kök hücre nakliyle yerleştirdiğiniz sağlıklı başkasının bağışıklık sistemi hücreleri çok güzel kontrol ediyor. Peki burada kısa kısa arka arkaya birkaç soru sorayım. Bütün lösemi tiplerinde kemik iliği nakli başarılı oluyor mu? Yoksa o çocukların tipi, çocuklarda en çok gözüken ALL dediğimiz tipte mi? Bir kere şimdi şunu bilmek lazım. Çocukluk çağının, özellikle ben yani çocuk çocuk hekimi olduğum için söyleyeyim. Kök hücre ya da kemik iliği nakli herkese gerekmez. Lösemi türü hastalıklarda. Bunların birçoğunu biz sadece diğer tedavilerle, ilaç tedavilerle zaten iyileştirebiliyoruz. Burada bizim yapmayı gerekli gördüğümüz grup tedaviye cevap vermeyen, rağmen iyileşme şansının daha düşük olduğu gruptur. Onlarda da başarısı oldukça iyidir. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu cumhuriyetin sınırları içerisinde kemik iliği naklini biz çocuklara en çok hangi nedenle yapıyoruz? Aslında önce oradan başlamak istiyorum. Dünyada en çok lösemi. Önce kötü ya da kanla ilgili işte kötü huylu hastalıklar, kanserleri için kullanılıyor. Ama Türkiye'nin bir farklılığı var. Türkiye'de biz yaklaşık yarı yarıya kanser olmayan demin sözünü ettiğim doğumsal hastalıklar nedeniyle yapıyoruz. Neden? Çünkü bizim ülkemizde akraba evliliğinin sıklığı çok yüksek, oranımız yüksek. Bu nedenle çok fazla doğumsal hastalıkla karşılaşıyoruz ve de bunların pek çoğu kök hücre nakli olmadan yaşaması mümkün olmayan hastalıklar. Yani bu bağışıklık sistemiyle ilgili olan hastalıklar, bazı metabolik hastalıklar, metabolik hastalıklar bunlar akraba evliliğinden gelen, doğan, doğumdan gelen ve çocuğun yaşamasını mümkün kılmayan hastalıklar. Akdeniz anemisi bunun içerisinde. Orak hücreli anemi bunun içerisinde. Yani hem kan hastalıkları hem bağışıklık sistemi problemleri bu grup içerisinde ana grubu oluşturuyor. Türkiye'de ilk defa kemik iliği nakli diyelim veya kök hücre nakli. Nerede yapıldı? Hangi merkezde yapıldı? Bir üniversite merkezidir herhalde. İlk bu konudaki büyük deneyim İstanbul Üniversitesi'nde Sayın Gündüz Gedikoğlu hocamıza gayretiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde oldu. Oldukça 90'lı yılların başında büyük bir serileri oldu orada. Çok bizim iyi. Lösemili Çocuklar Vakfı aracılığıyla. Erişkin'de GATA'da o yıllarda vakalar oldu. Aynı zamanda İzmir'in de bu konuda bir şeyi var, başarısı vardır. Onu da unutmamak lazım. Sevgili Suat Çağlayan hocamız 1988 yılında bir talasemi hastasına Tepecik Hastanesi'nde ilk kök hücre naklini yapmıştır bir çocuk hastaya. O zamanlar sigorta hastanesiydi. Sigorta hastanesiydi, evet. Tepecik Üniversiteden önce. Orada başlamış. O da Türkiye'nin ilk başarılı hem de kemik iliği nakillerinden biridir. Peki şimdi Türkiye'de kaç merkez var bu Tabii işle şimdi çok uğraşan? Arttık. Önceleri çok az kişi uğraşıyorduk bu işle. Ve gerçekten çok sıra var. Yani sıralarımız vardı. Hastalarımız bazen ünitelerde sıra açılsın diye beklerken ölebiliyordu. Ama şu anda Türkiye'de gerek üniversite gerekse özel merkezler dahil 23 tane sadece çocuk. Evet. Transplantasyonu yapan merkez var. Ve bununla uğraşan ekipler var demektir. Bununla 23 uğraşan ekipler çok güzel var. Bir şey. Hala çok kalabalık değiliz ama evet var. Peki. Ben karaciğer nakil programından biliyorum. Böbrek nakli olabilir. Bu hastalara nakil yaptıktan sonra ömür boyu biz ilaç kullanıyoruz. Ve şu anda henüz bunu kesme ile ilgili çok umutlarımız da yok ve çocuklarımızı, ailelerini çok erken yaştan itibaren buna eğitiyoruz. Kemik iliği naklinde de ömür boyu ilaç kullanılıyor mu?
Hayır. Kemik iliği nakli biraz daha farklı. Şimdi her organ ve doku naklinde olduğu gibi kemik iliği nakli de riskler taşıyan bir tedavi yöntemi. Tabii. Öncelikle onu bilmek lazım. Onun için gerçekten hak eden, hastalığı ciddi olan hastalara uygulanır. Kök hücre nakli sonrasında yeni gelen sağlıklı kan hücreleriyle vücut arasındaki uyumun oluşması bir zaman alır. Ne kadardır bu zaman? Bu süreç içerisinde yaklaşık 6 ay ila 1 yıl arasında sürer. Bu süreç içerisinde ilaç kullanırız, bağışıklık sistemini baskılayıcı, ama daha sonra bizim tıp dilinde tolerans dediğimiz, yani birbirine uyum sağlama süreci tamamlanır, genellikle tamamlanır ve ondan sonra da ilacı tamamen keseriz. Yani uzun vadede devam bir yıldan sonra kullanmıyorlar. Hatta çoğu hastada 4. 5. aydan sonra hiç ilaç kullanmazlar. Güzel. Ama tabii ki yeni kemik iliğinin oturması ve tam fonksiyon görmesi 2 yılı bulur. Bulabiliyor. Bir de tabii ki yolunda gitmeyen bir takım olaylar olabilir. Peki bu bir yıldan sonra ilacı kestik. O kemik iliği takılan hücreler veyahut da kök hücreler tolerans geliştirdi. O kişide tekrar bir daha nakil olma gereksinimi veya o nakil yapıldıktan sonra, biz biliyoruz karaciğer nakli yapılıyor. Bazı böbrek naklinde 7-8 yılda böbrek eskiyebiliyor. Karaciğer bu bakımdan daha şanslı bir organ. Kemik iliğinde de böyle bir olasılık var mı? Yani tekrar bir nakil olması gerekiyor mu? Yani hani vücut böbreği attı derler, vücut kemik iliğini atabilir mi diye soruyorsunuz. Şimdi bu nadiren olabiliyor nadir. Ama başlangıçta tutmama şeklinde daha sık görüyoruz. Uzun vadede görmüyoruz. Hani hemen nakli yaptığınız sıralarda uzun vadede böyle bir şey yok ve de düşünürseniz hastalığa çözüm bulduysanız, artık geldiyse bu işle, zaten olay bitmiş oluyor. Bir daha nakil gerekmiyor. O zaman şöyle olmuyor. Bir soruyla gene yoklamış olayım. Mesela bir kişiye 3-4 kere karaciğer takılabiliyor. Hı-hı. Literatürde var bunun örnekleri. Bizim de en az 2 kere taktığımız hastalarımız var. Peki bir kişiye birden fazla kemik iliği nakli yapılabiliyor mu? Soruyu başka yoldan yani sormuş oluyorum. Yani birden fazla kişiden. Gerekebiliyor mu? Gerekebiliyor mu? Aynı bir yaptık, anda. Tolerans oldu. Bir süre sonra bir daha nakil, bir süre sonra bir daha nakil. Böyle bir gereksinim yani olmayabilir mi? Yani şöyle, bazen lösemi tipi hastalıklarda eğer kök hücre nakli yapmanıza rağmen hastalık tekrarladıysa, o zaman bazen yeniden artık o çabalarla bir nakil gerekebiliyor. Daha gerekebiliyor. Ama bu genelde çok nadir. Peki son kalan 12-13 dakikamız içerisinde aslında benim de en çok öğrenmek istediğim, merak ettiğim başlığa geçmek istiyorum. Burada özellikle bu kemik iliği nakli denince işte televizyonda bu konu son derece medyatik. İşte verici aranıyor, verici bulunamıyor, evet. Yurt dışından verici geliyor. Yani bu kemik iliği naklinin kimler arasında yapıldığı. Evet. İşte mesela karaciğer nakli için genellikle bebeklerde anne, baba, birinci derece akraba, işte damarı uygun, safra kesesi uygun, miktarı uygun organ takılıyor. Şimdi kemik iliği nakli yaptığımız zaman veya yeni modern söylemle kök hücre nakli yaptığımız zaman bunu kimlerin arasında, hangi koşullar altında yapabiliyoruz? Şimdi bu çok önemli. Çünkü herkesten herkese kök hücre nakli olmuyor. Ya tutmuyor onlar veyahut da tutunduktan sonra o kadar aşırı reaksiyon gösteriyor ki hani getirdiği fayda verdiği zarardan az oluyor. Onun için yapı olarak birbirine yakın insanlar arasında. Yakın. Bu yakınlıkta içinde biz neyi kullanıyoruz? Doku tipi tiplendirmesini kullanıyoruz. Peki bir kişiye genetik olarak en yakın verici kimdir? Aynı anneden, babadan, kardeşi herhalde. Şeylerini almış olan, dokularını almış olan aslında kardeştir. Ama doku tipi uygun kardeş, yani anne babanın aynı bölümlerini almış olacak. Bunun olasılığı ne kadardır? Yaklaşık 1/3. Yani bir kardeşin bir kardeşe doku tiplerinin uyum olasılığı 1/3. Yani demek ki biz hastalarımızın 1/3 aslında veyahut da işte kardeş verici bulabiliyorsak sorun yok. Yok. Bulamazsak kardeşten verici işte. En ideal. Yani hem yakın genetik olarak hem de belki lösemi tipi hastalıklarda reaksiyon gösterecek kadar yabancı. Çok ideal. Çok ideal. En ideal. Ama eğer kardeş yoksa ne yapıyoruz? Ne yapacağız o zaman? İşte o zaman iş biraz değişiyor. O zaman anne baba da uymuyor. Önce biz şöyle yapıyoruz. Önce bir aile taraması yapıyoruz. Yani anne, baba, ondan sonra kardeş dışındaki ve eğer akraba evliliği varsa özellikle anne ile baba arasında, bazen nadiren başka akrabalar tutabiliyor. Bunun, yani mesela Avrupa'da gösterilmiş bir şey değil ama bizde tutan dede var. Dede. Anneanne var 2 tane. Kuzenler var. Tabii bunların akraba evliliği olmasa mümkün değil bu kadar
yakın olmaları genetik olarak. Tabii bu akraba edineğinin hem zararı var ama bir taraftan da böyle bir avantajı olabiliyor. Önce ikinci olasılık akrabalara bakıyoruz tabii. Eğer o da yoksa o zaman iş biraz daha zorlaşıyor. Artık akraba da olmayan önce ülkemizde sonra dünyada, genetik olarak bizim hastamıza yakın olabilecek insanlar arıyoruz. İşte bunu nerede yapıyoruz? İşte bunun için artık bankacılık sistemine geçiyoruz burada. Yani biz diyoruz ki eğer hastamıza aile içinde verici bulamadıysak bankaya, kemik iliği bankalarına başvurarak bizim doku tipi böyle böyle olan bir hastamız var. Gönderiyoruz. Ve şey. Arıyoruz. Bizim şeyimiz var mı? Kemik iliği bankacılığımız çalışan bir sistemimiz var mı? Bizim yıllardır en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Evet, aslında hem İstanbul Üniversitesi'ne hem de Ankara Üniversitesi kendi gayretleriyle üniversitelerin yurt dışıyla akredite, yani onlara onların seviyesinde onlarca onaylanmış. Kemik iliği bankası bu ülkede ilk kuruldu. Var. Ancak verici, bunları finanse edecek bir sistem yoktu Türkiye'de. Yani gönüllü insanlar onun bir bankacılık yapmak için gönüllü insanlara ihtiyaç gelip var. Gelip şey vermeleri lazım. Gelip evet. Kök hücrelerine. Kan vermeleri lazım ki onların doku tiplerini biz kompütürde kayıt edelim. Bankacılık böyle bir şey aslında. Gerektiğinde çağıralım. Yani biz gerektiğinde çağıralım. Yani birçoğu belki de gönüllülerin hiç çağrılmayacak ama bizim bankacılıktaki şey sistemimiz, yani donör havuzumuz ne kadar genişlerse o zaman benim hastama uygun birisini bulma olasılığım o kadar artacak. İşte Türkiye'nin önemli problemlerinden biri buydu. Çok yakın zamana kadar insanlar iyi niyetle gönüllü bile olsalar bunları çalışıp sisteme kaydedecek bir sistem çok yoktu. Sıkıntılıydı. Ki işte son yıllarda devletin bu Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda tabii bizlerin de hep şeyiyle tekrar gündemde tutmalarıyla çabaları oldu. Şu anda Türkök dediğimiz bir sistem kuruldu ve gerçekten Türkök. Çok başarılı çalışıyor. Evet, Türkök. Şu anda bildiğim kadarıyla 100 binin üzerinde gönüllü vericileri var. Kızılaylar gönüllü verici alıyor. Toparlıyor. İzmir'de var mı böyle bir merkez? Kızılay'a başvuran herkes gönüllü olabiliyor. Ha, şu anda bulundukları illerdeki Kızılay şubelerine başvurarak gönüllü olabiliyorlar. Çok güzel. Bir küçük anket formu doldurtuluyor. Ondan sonra da bir kan örneği alınıyor sadece. Peki onlarda aslında. Bu hepatit geçirip geçirmeme durumları sorgulanıyor mu bu esnada? Tabii. Hepatit B hastası, C hastası olanlar alınmıyor. Onlar sorgulanıyor. Zaten eğer diyelim ki o gönüllü bir tanesi bir hastaya uygun bulunursa, yani doku tipi uygun bulunursa, ondan sonra çok zaten o aşamadan sonra artık ciddi analizler zaten yapılıyor. Sonra yapılıyor. Bu bankacılığa geçiş sistemi sırasında sadece hani bir hani belirgin bir hastalığı var mı o dışlanıyor. O ankette soruyorum. Bir de doku tipi kompütüre kayıt yapılıyor ki biz hastamızı ararken bir karşılaştırma yapalım. Uyanı var mı yok mu listeye girsin. Peki son yıllarda özellikle Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi çok medyatik oldu. Neden? Çünkü sizde yatan ve kök hücre bekleyen küçük çocuklarınız vardı. Ve benim izlediğim kadarıyla da bunlar aylarca medyada yer aldı. Ama Türkiye'den bunlara bulunamadı. Sanırım yurt dışından bulundu. Bu nasıl bir sistemle organize edildi? Evet. Şöyle hani Türkiye'de sıkıntımız vardı ama yurt dışında çok organize sistemler var tabii. Bankacılık sistemi bizden çok daha önce oturmuş. Onun için biz Türkiye'de bulamadığımız zaman direkt olarak zaten dünya bankalarına çıkıyor bizim aramamız. İstekli. Ve biz yıllardır yani Türkiye'den verici bulup da yaptığımız nakit sayısı bizim şu anda 3. Şimdi Türkök'ün kurulmasıyla ki Türkök'ün kurulması faaliyete geçmesi bir dakika, onu anlamadım. 3 hasta da sadece Türk bir verici bulunabildi. Bütün hepsi yurt dışından mı geliyor? Türkiye'de şu ana kadar yapılan kök hücre nakitleri hep yurt dışından mı? Aynen öyle. İnanamıyorum. Yalnızca şu anda işte Türkök'le beraber kurulmasıyla beraber çünkü aynı ırktan bile düşünürseniz değil bizim aradığımız bankalar yani. Evet, şu anda evet. Türkök'ten şimdi bir yıl içerisinde bile 36 nakil olduğunu duydum. Yani demek ki bu iş bir organizasyon sorunu. Tamamıyla bir organizasyon işi. Ve bizim şimdiye kadar yaptığımız bütün akraba dışı bankadan yaptığımız nakiller 3 hastamız hariç yurt dışındandır. Almanya en başı çekiyor. Gerçekten çok iyi bir organizasyonları ve çok bilinçli halkları var. Amerika'dan, Avustralya'dan, İsrail'den, Çekoslovakya'dan, yani dünyanın her yerinden bizim çocuklarımız için kemik iliği geldi. Hayır, şimdi o
tamam uygun olduğu ortaya çıktığı zaman o kişinin hücre verebilir hale gelmesi için değil mi bazı tedaviler verip hazırlıyorsunuz. Aynen öyle. Yani o merkezler o kişileri çağırıyorlar, o tedavileri veriyorlar, yapıyorlar. Kök hücreyi alıyor, evet. Paketliyor ve bize gönderiyor. Evet, bunun maliyetini SGK. Devlet mi? SGK karşılıyor. Evet. Ya orada yapılan donörün hazırlanması masraflarını SGK karşılıyor. Ama gönüllülük bağımlı bir iş. Vericiye bu konuda hiçbir çıkarı yok. Hiçbir çıkarı. Sadece gönüllü olarak yapıyor bu işi. Hiçbir para almıyor ama masraf var. Bir işlemi, bir masrafı var. O masrafı da hastanın bağlı olduğu SGK karşılıyor. Peki burada çok güncel, çok can alıcı bir soru var. Aileler şimdi bu bir takım hastalıkların ileriye yönelik kötü huylu kanser hastalıklarının tedavisinde de kök hücre naklinin etkili olduğunu gördükten sonra yeni doğan çocuklarında kordon kanını depolara koymak, işte kök hücre bankacılık sistemine dahil etmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle düşünceler var. Bu işe yarıyor mu? İki, Türkiye'de yapılabiliyor mu şu anda? Şimdi bu noktayı dile getirdiğiniz için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim hep herkese aydınlatmak istediğimiz bir konu bu. Şimdi normalde kordon kanı iyi bir kök hücre kaynağı. Evet. Eğer siz bu kordon kanını eğer banka gibi saklarsanız bir yerlerde ben hastama kök hücre ararken o kordon kanı bankalarından birinin uyma olasılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü kordon kanında uyum biraz daha kolay oluyor daha kişiye kolay. Göre. Yani başkası için kordon kanı saklamak yani çok önemli. Kendisi için de olabilir mi? Ve bu sistemler dünyada var. Kordon kanı var. Ve biz de kordon kanı yurt dışından satın alıp yaptığımız çok hastamız. Ama Türkiye'de yok. Kordon kanı bankacılığı. Şu anda çok küçük çaplı Ankara Üniversitesi'nin küçük bir kendi çabalarıyla oluşturduğu bir kordon kanı bankası var. Başkası amaçlı. Ama medyayı açıp bakıyorsunuz her yerde otolog amaçlı. Yani kendisi için ya da çocuğun herkesin ileride olabilecek hastalıklar için. Acaba koyalım dediği bankalar var. Ve bunlar için de bir maliyet ödeniyor. Bu işe yarıyor mu? Hiç işe yaramıyor. Neden efendim? İşe yaramıyor? Hiç işe yaramıyor. Hiç işe yaramıyor. Hiç işe yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü zaten o çocukta hani Allah korusun diyelim ama bir kötü hastalık, lösemi türü hastalık olduğunda oradaki kök hücre kendi kök hücresi. Kendi kök hücresi zaten. Onun için kendi kök hücresi bu tedavide işe yaramıyor. Başkasından olması gerekiyor. Diyelim ki bir doğumsal hastalığı çıktı çocuğunuzun. Onu tedavi edeceksiniz. Onda da kendi kök hücresi, zaten var. O da hatalı. Yani kendisi için bu işe yaramıyor. Ancak çok bazen net. Erişkin yaş grubunda otolog dediğimiz yani kendi kök hücresiyle kullanıldığı kanser türü hastalıklar var. Belki. Çocuktan çok erişkinde kullanılıyor. Belki ama o zaman da onun içindeki kök hücre yetmiyor kocaman insan çok olduğunda. Çok yıllar geçtiği için. Kordon kanı şeyse erişkine yetmiyor bu sefer. Çünkü kordon kanının içindeki kök hücre sayısı belli zaten. Çok onun az. İçin ancak çocukluk çağında hastalıklarda belki hani bir işe yarayabilir. Erişkinde bu olasılık çok düşüyor. Onun için boşu boşuna oraya paralar ödeniyor. O kordon kanları saklanıyor. Ama kök hücre nakli anlamında bir işe yaramıyor açık konuşmak gerekirse. Eğer gönüllü olurlarsa bunu başkası için bankaya verirlerse anlamlı. Olursa inanılmaz işe yarayan bir şey. İnanılmaz işe yarayan bir şey. Ya peki Türkiye'de hep yurt dışındaki gönüllülerden söz ettik. Türkiye'de hiç gönüllü yok mu? Yeni bu organizasyon var dedin ama. Evet şimdi Türkiye'de bu bilinç oluşuyor artık. Oluştu. Biliyorsunuz son birkaç yıldır mı? Oldu Melis. Aslında ilk oluşması Oktar Babuna. Evet. 1990'lı yılların sonuydu zannediyorum. O yurt dışında kök hücre nakli olacaktı ama verici bulunamıyordu. Türkiye'den bir gönüllü insanlar kan verdiler. İşte İstanbul Üniversitesi'nin Kemik İliği Bankası'nın temelleri aslında o zaman gönüllü olan insanların şeyleriyle kuruldu. Aslında bu projenin arkasında çok öyküler, efsaneler anlatıldı, toplumun kullanıldığı falan söylendi. Evet, yurt dışında da kutipleri. Ben konuyla ilgili çok fazla bilgim ama yok. Ama Türkiye'nin işine yaradı. İlk bilinçli ne demektir kemik iliği gönüllüsü olmak o yıllarda başladı. Sonra işte çok hasta var aslında ama bazıları nedense daha medyatik oldu hastaları. Evet. Melis bunlardan biridir bizim hastamız mesela. O hastayla aslında bir bakıma toplumun bilinci arttı bu konuda. Aslında toplum gönüllü oldu hep. Hep yani oldu, bu toplum evet. Hep oldu ama sistem organizasyon kurulmadığı için organizasyon
operasyon bugüne kadar gelindi ama bundan sonra eminim çok daha iyi gidecek. Diyelim ve burada sözlerimize son verelim. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yanlış düşünen efsaneyi de bu şekilde çözmüş olduk. Evet, çocuklarınızın kordon kanından hücrelerini saklayabilirsiniz ama onun için değil, başka çocuklar için bunu yapacaksınız sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Artı Türkiye'de 90'lı yıllarda çok büyük sansasyonlar yaratmış olan bir hekimin çocuğunun kök hücresi için, nakli için gönüllülerinin Türkiye'deki bu projelerin başlamasına önderlik yaptığını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla kök hücre nakli, eski deyimle kemik iliği nakli, çocukların hem metabolik hastalıkları, hem kan hastalıkları, hem kötü huylu hastalıkları için yüksek sağ kalım sağlayan bir tedavi yöntemi. Bununla çocuklarımıza yeni tedavi olanakları sunuyoruz. Başka sorunlarını çözmek üzere haftaya görüşelim diyorum. Esenlikler. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.